Which of the following completes the conversation? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar diye sorulmuş. Diyaloglarda soruya bakarak cevabı bulduğumuz gibi cevaba bakarak da soruyu bulabiliriz ve buradaki gibi birden fazla cümle varsa eğer cevapta her zaman birinci cümleye bakacağız. Çünkü yukarıdaki sorunun asıl cevabı bu. Devamı ekstra açıklama. Nedenmiş cevapta? I like playing tag. I play with my friends in the park every afternoon. Ebelemece oynamayı severim. Her öğleden sonra parkta arkadaşlarımla birlikte oynarım. Demiştik ki önemli olan bizim için birinci cümle. Seçeneklere bakalım. B şıkkında where do you play tag? Ebelemece nerede oynarsın diye sorulmuş. Ama altını çizdiğimiz birinci cümlede nerede sorusunun yanıtı yok. C şıkkı who do you play tag with? Ebelemece kiminle oynarsın diye sorulmuş. Yine altı çizili cümlede bu sorunun yanıtı yok. D şıkkı when do you play tag? Ne zaman ebelemece oynarsın diye sorulmuş. Bunun da yanıtı altı çizili cümlede yok. Hepsinin yanıtı bir sonraki cümlede ama bir sonraki cümle bizim için o kadar önemli değil. Çünkü birinci cümle asıl cevap. A şıkkında what is your favorite activity? En sevdiğin aktivite ne diye sorulmuş. En sevdiğin aktivite ne sorusuna da ebelemece oynamayı severim diyebiliriz. Doğru seçenek A şıkkıdır. Which of the following completes the text above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metni tamamlar diye sorulmuş. Jack enjoys playing blah 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 with his friends. It's his favorite game. Jack arkadaşlarıyla şunu oynamayı sever. Bu onun en sevdiği oyun. Seçeneklere baktığımızda A şıkkına tag, ebelemece demek. C şıkkına yo-yo, yo-yo oyuncağı. D şıkkına hopscotch, seksek. B şıkkında tic-tac-toe var. Resme göre doğru seçenek B şıkkıdır. Which of the following completes the conversation above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlar diye sorulmuş. Soru şu, where do you play hopscotch? Nerede seksek oynarsın diye sorulmuş. Buna uygun yanıtı bulmamız gerekli. A şıkkında I play it in the afternoons. Öğleden sonraları oynarım denmiş. Zaman belirtilmiş. Bu yüzden eledik. C şıkkı I like playing blind man's buff. Körebe oynamayı severim denmiş. Zaten burada başka bir oyundan bahsediliyor. D şıkkı I play it with my sister. Kız kardeşimle oynarım. Yine yer belirtilmemiş. B şıkkı I play it in front of my house. Evimin önünde oynarım denmiş ve yer belirtilmiş. Nerede diye sorulduğuna göre doğru seçenek B şıkkıdır. Hello, I'm Fred. I like outdoor games. I don't enjoy indoor games. Merhaba, ben Fred. Açık alanda oynanan oyunları severim. Kapalı alanda veya içeride oynanan oyunları sevmem. According to speech bubble above, Fred doesn't like blah blah blah. Yukarıdaki konuşma balonuna göre Fred neyi sevmeyecektir? Onu bulmamız istenmiş. A şıkkında voleybol, voleybol demek ve açık alanda oynanır. Bunu sevecektir. B şıkkı roller skating, paten demek. Bunu da sevecektir çünkü dışarıda yapılır. D şıkkı cycling, bisiklete binmek. Yine dışarıda yapılacağı için sevecektir. C şıkkı chess, satranç demek bir masa oyunu ve genellikle de içeride oynanır. Bu yüzden sevmeyeceği oyun budur. Doğru seçenek C şıkkıdır. Hello, my name is Sabrina. I'm from the USA. I have a lot of friends in my neighborhood and we play games together. I like playing blind man's buff, but my favorite game is dodgeball. I hate playing hide and seek because I can't find my friends easily. Merhaba, benim adım Sabrina. Amerika'danım. Mahallemde bir sürü arkadaşım var ve birlikte oyun oynuyoruz. Ben körebe oynamayı seviyorum ama en sevdiğim oyun yakan top. Saklambaç oynamaktan nefret ediyorum çünkü arkadaşlarım kolaylıkla bulamıyorum.
Which question has no answer in the text above? Hangi sorunun yanıtı yukarıdaki metinde yoktur diye sorulmuş. Bakalım seçeneklere. A şıkkı, does she like dodgeball? Yakan topu seviyor mu diye sorulmuş. En sevdiği oyunun yakan top olduğunu söylemişti. Bu yüzden A şıkkının yanıtı var. B şıkkı, where's she from? Nereli diye sorulmuş. I'm from the USA. Amerika'danım demişti. Bunun da yanıtı mevcut. C şıkkı, what is her favorite game? En sevdiği oyun ne diye sorulmuş. Bunu da yine yakan top olduğunu söylemişti. Daha önceden görmüştük. D şıkkında how old is she? Kaç yaşında diye sorulmuş ama kaç yaşında olduğunu söylemiyor bize Sabrina. Bu yüzden yanıtı olmayan soru D şıkkıdır. Hello, my name is Sabrina. I'm from the USA. I have a lot of friends in my neighborhood and we play games together. I like playing blind man's buff, but my favorite game is dodgeball. I hate playing hide and seek because I can't find my friends easily. Merhaba, benim adım Sabrina. Amerika'danım. Bir sürü arkadaşım var mahallemde ve birlikte oyunlar oynuyoruz. Körebe oynamayı seviyorum ama benim en sevdiğim oyun yakan top. Saklambaç oynamaktan nefret ediyorum çünkü arkadaşlarım kolaylıkla bulamıyorum. Which picture shows the activity that Sabrina dislikes? Hangi resim Sabrina'nın sevmediği bir aktiviteyi göstermektedir diye sorulmuş. Parçada 3 tane oyundan bahsediliyor. Körebe oynamayı severim demişti. Ama en sevdiğim oyun yakan top demişti. Bu iki sevdiği şeyler. Bir de nefret ettiği bir oyun vardı. O da hide and seek, yani saklambaç oynamak. Bu durumda doğru seçenek C şıkkıdır. According to the conversation above, who enjoys outdoor sports? Yukarıda konuşmaya göre kim açık alan sporlarından hoşlanır diye sorulmuş. Sue demiş ki, I love skipping rope and playing chess. İp atlamayı ve satranç oynamayı severim. Satranç içeride yapılan bir spor, dolayısıyla Sue'yu eledik. Lucas demiş ki, my favorite activities are playing dodgeball and doing origami. Benim en sevdiğim aktiviteler yakan top oynamak ve origami yapmak. Origami de yine içeride yapılan bir aktivite olduğu için eledik. Robert demiş ki, my hobbies are drawing pictures and sculpting. Benim hobilerim resim çizmek ve heykel yapmak. Resim çizmek de, heykel yapmak da kapalı alanlarda içeride yapılan aktiviteler. Dolayısıyla Robert'ı da eledik. Daisy şöyle demiş, I like playing tag and going camping. Ebelemeci oynamayı ve kampa gitmeyi severim. Bunların ikisi de dışarıda açık alanda yapılan aktiviteler. Dolayısıyla doğru seçenek Daisy, yani A şıkkıdır. The teacher asks Joe about his abilities and disabilities. Here is a chart. Öğretmen Joe'ya yapabildiği ve yapamadığı şeyleri soruyor. Tablo şöyle. Which of the following is correct according to the chart above? Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. B şıkkında he can play football but he can't go fishing. Futbol oynayabilir ama balık tutamaz denmiş. Baktığımızda futbol oynayabildiğini görüyoruz. Balık da tutabiliyormuş. Yanında tik var çünkü. Bu yüzden B şıkkı yanlış. C şıkkı he can go fishing and play dart. Balık tutabilir ve dart oynayabilir denmiş. Balık tutabildiğini biliyoruz ama dart oynayamıyor. Yanında çarpı var. C şıkkı yanlış. D şıkkı he can't go roller skating or play football. Paten binemez veya futbol oynayamaz denmiş. Paten binemediğini görüyoruz. Yanında çarpı var ama futbol oynayabiliyor. Yanında tik var. Bu yüzden D şıkkı da yanlış. A şıkkı he can't play dart or go roller skating. Dart oynayamaz veya paten binemez denmiş. Hem dartta hem de patende çarpı olduğu için doğru seçenek A şıkkıdır. My favorite activities are playing Chinese whispers, cycling and playing yo-yo. Benim en sevdiğim aktiviteler kulaktan kulağa oynamak, bisiklete binmek ve yo-yo oynamak. Which of the following pictures shows Dean's favorite activities? Aşağıdaki resimlerden hangisi Dean'in en sevdiği aktiviteleri göstermektedir diye sorulmuş. Baktığımızda ilk aktivite kulaktan kulağa, bu durumda A ve B şıklarını eleriz. İkinci aktivite bisiklete binmekti. C ve D ikisi de doğru görünüyor.
Üçüncü aktivite de yo-yo oynamakta. Bu yüzden ip atlamak olduğu için C şıkkını da eledik. Doğru seçenek D şıkkıdır. Which one is correct according to chart above? Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Tablonun solunda bazı aktiviteler verilmiş. Yukarıda da Eric ve Robert'in bu aktiviteleri sevip sevmediği belirtilmiş. A şıkkı Eric likes playing dodgeball. Eric yakan top oynamayı sever denmiş. Baktığımızda yakan topla Eric'in eşleştirildiğinde çarpı olduğunu görüyoruz. Yani A şıkkı yanlış. B şıkkı Robert enjoys fishing. Robert balık tutmaktan hoşlanır denmiş. Balık tutmayla Robert'ı eşleştirdiğimizde çarpı olduğunu görüyoruz. B şıkkı da yanlış. C şıkkı Eric doesn't like playing marbles. Eric bilye oynamayı sevmez denmiş. Playing marbles'a Eric'i eşleştirdiğimizde tik var, yani sevdiğini görüyoruz. Bu durumda C şıkkı da yanlış. D şıkkı Robert loves roller skating. Robert paten binmeyi sever denmiş. Roller skating'le Robert'ı eşleştirdiğimizde tik var, yani sevdiğini görüyoruz. Bu durumda doğru seçenek D şıkkıdır.